bir gelişme mücadelesi veriyor ve çevre, işte toprağın kirlenmesi, havanın kirlenmesi, derelerin kirlenmesi, denizin kirlenmesi, endemik hayatın korunması, bitkilerin korunması gibi bir sürü, işte buzulların, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimeye başlaması, havanın ısınması, bunlar artık çok ciddi önem arz eden hususlar. Bunun şehirleşmeyle ilgili beraber olması lazım. Şehircilikle beraber olması lazım. Burada biz en ileri derecede, biz bir taraftan bunu yapmak için bakanlık olarak yapılanıyoruz, organize oluyoruz, reorganize oluyoruz. Heyecanlı ve titiz, üretken bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunları arkadaşlarımızla yapmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar, bugün bizim şu anda başımızda bela var. Yani PKK belası, terör belası var. İşte onun için Türkiye bir mücadele veriyor. İşte barış diyoruz, kardeşlik diyoruz, açılım diyoruz. Türkiye çare arıyor. İnşallah bu çareyi baharla birlikte Türkiye'ye kalıcı bir barış gelir. Ama inanın onun kadar önemli veya ondan sonra en önemli olan Türkiye'de kentsel dönüşümdür. Enerjiyi savurmayan binalar, akıllı binalar, rüzgar enerjisinden istifade eden binalar, güneş enerjisinden istifade eden binalar, sularını, atık sularını arıtan binalar. Bütün bunları bizim modern hayatın gerektirdiği donatlarla bezenmiş binalar. Esas olan mekanizmaları geliştirmektir. Biz şunu diyoruz şu anda. Yani bu işin siyaseti olmaz. Yalvarıyoruz siyasetçilere. Ya arkadaşlar, bu siyaset dışı bir iştir. Bu iş siyaset üstü bir iştir. Biz bu işi vatan eksenli götürmemiz lazım. Üretim eksenli götürmemiz lazım. Bunu beraber gelin yapalım. Ve rant bunun neresinde? Biz kendimiz yapmıyoruz ki. Biz diyoruz ki vatandaşa, yerini ver müteahhide yaptır. Biz ne yapıyoruz? Yerini müteahhide verdin, 18 ay kiranı vereceğiz. Ne yaptın? Kendin yaptıracaksın. İşte 100 bin lira kredi aldığın zaman bankadan yıllık faizinin yarısını, %4'ünü biz vereceğiz. Ruhsat harcı yok, vergi yok, KDV yok, alım satım vergisi yok. Bütün bu kolaylıkları yapıyoruz. Öyleyse biz vatandaşın talebini artıralım. Vatandaşın memnuniyeti